Sergen'in motomologundan herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemek sepetinde çalışırken yaz aylarında böyle kolluklar kullanırım. Üzerimdeki tişört Decathlon'dan aldım. Şöyle şuraları fileli. Şu şekilde. Linkini açıklamalar kısmında paylaşırım. Bu pantolon da Decathlon tarzı pantolon. İnce, ferah, terletmiyor. Arkadaşlar şimdi siparişim geldi. Hemen onu alalım. Çıkalım. Size bugün birkaç bilgiden bahsedeceğim arkadaşlar. Motorumuz burada. Cam da bayağı kirliymiş ya. Şöyle anahtarımızı hemen atalım. Nakitlerimizi kenara alalım. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere birkaç bilgiden bahsedeceğim. Yemek sepeti dün ve önceki gün birkaç önemli bilgi paylaştı. Bu önemli bilgiler ne? Bunlardan bahsedeceğim. Ve bu önemli bilgilerin içeriklerinden bahsedeceğim sizlere. Ön cam bayağı kirli ya. Onu silmek lazım. Geçen siparişi teslim etmeye giderken bu bahçe hortumları var ya, onlardan su geldi, leke gibi oldu. Yani daha doğrusu dün geldi de silmeye de yıkamaya da fırsatım olmadı. Şunu bir silsek iyi olacak. Çantada bez varsa eğer ki. Geçen onları toplamıştım ben, yıkamaya bırakmıştım kirlendi diye. Neyse arkadaşlar, ilk siparişimiz depoda. Yeni taşınan depoyu yollarını bilmeyenler bu videoda görmüş olur. Şu wifi'mizi kapatalım. Şarj oranımızı etkiliyor. Yemek sepeti kuryeleri çıldırtacak hamleler yaptı. Bir yönden iyi, bir yönden kötü arkadaşlar. Bu hamleler neler? Bugün bunları anlatacağım size. Kısa bir video olacak. Hemen bahsedeceğim. Konuyu kapatacağım. Videoyu sonlandıracağım. Bu haftaki videomuz bununla ilgili olacak. Bakalım herkes için hayırlısı olsun. Teşekkürler. Evet, siparişimizi teslim aldık. Hemen navigasyonumuzu açalım. Bebek uyuyor demiş. Kapıyı bırakırsanız sevinirim demiş. İlk siparişimiz yakın. Gördüğünüz gibi arabanın arkasından nasıl araç çıkıyor. Arabanın kornasını duyduk Allah'tan da. Ona dikkat ederek dikkatli bir şekilde çıkalım dedik. Fark ettik. Evet arkadaşlar, gelelim o malum konuya. Yemek sepeti öyle bir şey yaptı ki, yani gerçekten herkes bir anda coştuk, felaket, bu ne böyle falan, süper oldu. Sonradan ince detayı bir aldılar. Dediler ne oluyoruz ya? Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar dediler. Böyle saçmalık mı olur? Öncelikle verdikleri şey şuydu, 2 gün öncesi. Dediler ki artık yıllık izin geliyor. 2 haftalık izin hakkınız var. İster 1 hafta kullanın, sonra 1 hafta kullanın. İster 2 hafta birden kullanın. Bir kere de kullanın. Bu size bağlı dediler. Seviyeniz geldiğinizde aynı seviye olarak kalacak dediler. Tamam, bu güzel bir şey. Artı. Sonradan bildirim gönderdiler. Şu anlık sadece Android telefon kullananlar bunu yapabilecek dediler. Ben iPhone kullanıyorum. Ben yıllık izine çıkamıyorum ya.
falan. Böyle değişik bir muhabbet oldu. 12. Orası. Şu siparişimizi bir teslim edelim. Uzun zaman oldu sizlerle asansörde karşılaşmayalı. Arkadaşlar, erken saatler olduğu için çok fazla sesli konuşamıyorum, asansördeyim. Gördüğünüz üzere. Yemek sepeti bir yandan bu tarz bildirim gönderdi. Android telefonlarda kullanılabiliyor ilk amacıyla dediler. Daha sonrasında bu durum iPhone kullananları üzdü tabi. Yani ben bu durumda ne yapacağım? Kullanamayacak mıyım? Nota istinaden müşterinin kapısına teslim ediyoruz. Şöyle şuradan çeviriyi görebilirsiniz. Geldim diye bildirim gönderdim. Tamam alacağım dedi. Siparişi kapınızın önüne bıraktım, yazdım. Ve bıraktım. Evet, bu güzel. Kolay. Teslime basalım. Bazı apartmanlarda asansörlerde çekmez, bir ilginiz olsun. Alanlarımızı genişletildiğini görüyorsunuz. Dün inanın şuradan Harmandalı'dan buraya eve geldim. Yani o kadar fazla uzak mesafeden dönüyoruz ki artık son siparişler iyice bizi germeye başladı. Yormaya başladı. Yani boşu boşuna evine 15-16 kilometre yol geliyorsun. Bak, gelen siparişten bir tanesi oradan hemen EGTAT'tan şunu otomatiğe alalım. Yolda giderken en azından siparişleri kabul etsin. Az çok nereye gittiğimizi görüyoruz bu halde. Ve kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Arkadaşlar, yani size bahsettiğim konulardan bir tanesi dediğim gibi yıllık izin muhabbeti. Bu güzel. Trendyol'da olan bir şeydi. Yemek sepetinde yoktu. Bunu getirdiler. Bir diğer konuda yine aynı şekilde Trendyol'da olan, yemek sepetinde olmayan bir şeydi. Artık yemek sepetinde de var. Günlük bonus getirdiler. Haftalık bonusu kıstılar. Trendyol'da olup yemek sepetinde olmayan şey günlük bonustu. Artık günlük bonus da yemek sepetinde var. Evet, şu an ekran başında. Siz de heyecanlısınız. Biliyorum. Şuradan gelen kutusundan hemen şu ekran kaydını da başlatayım. Ya da şuraya paylaşırım. Gördüğünüz gibi yeni fırsatlar geliyor. Haftalık bonusları ek, yepyeni günlük bonuslar. Günlük bonusumuz da, bir dakika şu araca dikkat edelim. Her gün 800 TL'ye varan ekstra kazanç ve %12,5'luk artışla 2.40 TL'den 2.70 TL'ye çıkardığımız kilometre başı ücret fırsatı seni bekliyor diye bildirim gönderdiler bize. Tüm Türkiye'de geçerli olan günlük bonuslar. Bakın, bu baktığınızda çok güzel. Değil mi? Diyor ki burada ekranda, siz de görüyorsunuz zaten arkadaşlar, 11-12 paket attığında 50 TL. Daha sonrasında 14 ile 16 paket bıraktığında 70 TL. 17 ile 19, 100 TL diye diye böyle gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size. 35-39 paket atan 350 lira. 40-44 paket atan 400 lira. 50-54 paket atan 600 lira. 55-59 paket atan 700 lira. 60 paket ve üzeri atan 800 lira para kazanıyor. Baktığınızda çok güzel.
yepyeni fiyatlarıyla yemek sepetinin karşısında, Express karşısında 12 Ağustos itibariyle Yemek Sepeti Express'te bonuslar güncelleniyor. Detaylı bilgi şehir ücretleri için web sitesini ziyaret ediniz demiş. Tıklayalım bakalım bu web sitesinde neler var. Bakıyorsunuz burada ilk paket için 52 lira, çoklu paket için 32 TL kazan demiş. Bunları anlatan asıl burası bak, tüm fiyatlara KDV dahildir demiş. Burası Ankara ve İzmir için geçerli. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuraya da hemen sağ tarafa da eski haftalık bonusu aktaracağım. Bu da yeni bonus. Ankara ve İzmir için geçerli olan bonus. Gördüğünüz gibi biz haftada 200-250 paket attığımızda bu tutarların üstü alıyorduk. Şimdi günlük bonusa kaydırmışlar onu. Yani şu paketi alayım, hemen dönüyorum size arkadaşlar. Yarıda bırakmayalım, hemen hızlıca alalım. Siparişimizi hemen arkaya bıraktık. Teslim aldı yaptık. İlk böyle ooo dedik, çok güzel. Haftalık kazancımızı arttırdılar. Niye bunu düşündük biliyor musunuz arkadaşlar? Yemek sepeti alanları genişlettikten sonra herkesin paketi 10 paket düştü net. Günlük olarak 10 paket zarardayız biz. Dedik ki hani kazancımız düştü, artık günlük bonus da veriyor bize ekstra da. Ve biz bu ekstra günlük bonusla beraber aldığımız haftalık bonusla hani normal kazancımıza devam edeceğiz zannettik. Ama Yemek Sepeti öyle bir hamle yaptı ki onu paylaşmadı bakın. Siteye tıkladığınızda hemen altta görüyorsunuz. Şurada ekran görüntüsünde var zaten. Şurada paylaşacağım. Eski haftalık bonusta hemen sağ tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Kazançların ne kadar düştüğünü görüyorsunuz. Yani diyor ki sistem sana artık. Eskiden şöyleydi. Örnek veriyorum, ben haftada 6 günde 250 paket atıyordum. Örnek veriyorum, 250 veya 200, herkes ihtiyacına göre haftalık atıyordu ve gidiyordu. Şimdi aslında burada değişen şöyle bir şey var. 5 günde ben 200 paket attım, kaçayım olayı yok. Sistem sana şunu zorluyor. Hemen şuraya gelelim. Günlük paket bonusu. Sen diyor 36 paket, yani 35 paket ve üzeri atmazsan 350 TL bak. Ve 40 paket 400 TL. Günlük bu bonusları yakalayamazsın, örnek veriyorum. Bir gün 35 atarsın, bir gün 50 atarsın, bir gün 25 atarsın falan filan. Haftada 200 paketi gene attın. Ortalama kazancın aynı olacak. Değişen hiçbir şey olmayacak aslında. Ortalama kazancın hiçbir şey olmayacak. Değişen hiçbir şey yok aslında. Burada sistem algıyı değiştirdi. Ben sana günlük bonus verdim algısı getirdi. Daha sonrasında da arkadaşlar Yemek Sepeti bizlere dedi ki bakın, burada geri kalan bilgiyi almak istiyorsanız buraya tıklayın ve öğrenin. Oraya girip baktığımızda bir gördük ki biz haftalık bonusumuz, örnek veriyorum, 200 pakette 4000 TL, 4300 TL ise mesela, 3750 lira ise KDV'li dahil, örnek veriyorum, şu an tam tutarları hatırlamıyorum, KDV'li veya KDV'siz olan tutarları. Şimdi 200 pakette bize diyor ki 2200 TL. Haftalık aldığın günlük bonusla beraber hemen hemen aynı paralar. Hatta 150-200 lira da eksik. Bakın eksik. Niye? Günlük bonusa zorladığı için. Günlük paket fazla at ki diyor, para kazan diyor. Burada tek yarayan şeyi söyleyeyim ben size, faydalı olan şeyi. Günde 50 paket atan adam her gün 6 gün çalışsa 300 paket atar. Doğru mu?
50 pakette 600 lira yazar. Bak şimdi hesap ortada arkadaşlar. Her gün 50 paket attı. 50 çarpı 6 gün çalışan adam 300 paket atıyor. Doğru mu? Bak. 50 çarpı 6 300 paket. 50 pakette kaç para kazanıyor? 600 lira. 600 çarpı 6 yaptığında 3600 lira günlük bonusu var bu adamın. Haftalık. Bak her gün 50 paket atan adam için hesaplama yapıyorum size. 3600 lira günlük bonustan kazandı. Haftada 300 paket atıyordu bu adam. Yani 280 ile 319 baremine takılıyor. 3200 de burada kazandı. Artı 3200 eşittir 6800 lira bonus kazandı. Haftalık olarak. Her hafta 300 paket atan adam. Arkadaşlar ben ne diyorum size? Alanlar genişledi ve bizim paket sayımız 10 paket düştü. Ben 2 hafta öncesi 11 saatte 40-45 atıyorken şimdi 11 saatte 40'ı göremiyorum. Niye? Uzak mesafe gidiyorum. Alan genişlediği için uzak mesafe bir tane pakete gidiyorum. Tren yolu böyle değil ki, adam yoldan topluyor. Tık 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 dağıta dağıta gidiyor. Bu adam haftada 400 paket de atar, 500 paket de atar. Sen bunu bize sağla, sonra günlük bonusu. Okey. Burada yemek sepeti çok büyük yanlışlar yaptı arkadaşlar. Yani yapılan hesaplamalar kuryeye yönelik değil, kendi cebine yönelik. Sol cepten sağ cebe geçmiş. Ben bunu anlıyorum. Varsa burada yanlışımız, herkes düzeltebilir. Benim anladığım olay burada bu arkadaşlar. Yani ben 50 paket atmam için sistem bana diyor ki kardeşim sen 14-15 saatini ver. Günlük sistem bonus günlük olarak yapıldığında bu resmen modern köleliktir arkadaşlar. Modern köleliktir. Günlük bonus sistemi modern köleliğe gidiyor. Niye? Kardeşim Trendyol'daki arkadaşları görmüyoruz mu? Adamlar diyor ki ya diyor işte diyor 3 paket daha atayım diye eve gideceğim diyor. Adam kaç saat çalışmış? 14 saat çalışmış. 15 saate koşturuyor. 2 paket 3 paket daha fazla atayım diye. Anladın mı? Bonus sistemi bakın sesim gitti, boğazım ağrıyor ya. O kadar gerildim ki sabah sabah. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar size. Haftalık bonus evet güzel. Kendini çok fazla kasmadan, çok fazla yormadan haftaya yayıyordum. Ama günlük bonus sistemi, örnek veriyorum, senin son 15 dakikan kalmış, 3 tane paket atman lazım. Atamazsın. Yemek sepeti zaten bunu sana imkanı vermiyor. Açık açık söylüyorum, vermiyor abi. Son 15 dakikada 3 tane paket atması için yani çok büyük mucizeler olması lazım. Çok yoğun olması lazım. Yağmur, kar, fırtına yağıp işte şu an her gün 100 tane aldığı kuryenin işe gelmemesi lazım. Mesela her gün alınan kuryeleri de bahsediyorum arkadaşlar. Her gün en az 100 tane kurye başlıyor Karşıyaka Çiğli bölgesinde. Her gün en az. Sayımız da belli değil. Her gün artıyoruz. Açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Sonuçta gelmeyi düşünen arkadaşlar varsa bunlara göre gelsin. Bunları bilerek gelsin. Açıklamalar kısmında ben başvuru linki paylaşıyorum. Oradan hani illa ben geleceğim diyen arkadaşlar başvuru linkinden gelsinler ki en azından bir bonus var. Hoş geldin bonusu. O teşviği alsınlar. Hani hala gelmeyi düşünen arkadaşlar bu bonus sisteminden yararlansınlar. Hoş geldin bonusundan. Tek amacımız bu. Hiçbir şeyi gütmüyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim size anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Yemek sepeti şu anda rezilliğe oynuyor arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın.